Günaydın. Günaydın dedim. Hocam, nasılsınız? İyiyim. Gözleriniz parlıyor hocam. Anlamadım. Nasıl anlamazsınız? Ha babamı cezalandırdınız ya. Hak ettiğiniz bir cezaydı. Şimdi memnun musunuz bari hocam? Keselim artık bu konuyu. Mahmut hocanın cezasını nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Düşünmedim. Belki de ben olsam başka türlü bir ceza verirdim. Allah sen söyle hocam. Asar mıydın? Keser miydin? Arkadaşlar. Hiç olmazsa sizin elinize can verdik hocam, fena mı? Bir öğretmenle konuştuğunuzu unutmayın. Öğretmenliği anma da meraklıymışsınız. Lütfen yeter. Öğrencilik günlerinizi ne de çabuk unuttunuz hocam. Yeter artık. Yeter. Hepiniz koca adamlar olmuşsunuz. Ama değil öğrenciliği, insanlığı bile öğrenememişsiniz. Öğrencilik günlerimi unutmadım elbette. Ama ben sizler gibi zengin çocuğu değilim. Şerefli bir öğretmenin ufacık geliriyle zorluklar içinde okudum. Üzerime giyecek ikinci bir elbisem bile olmadı. Sizler öğrenciyim deyip zamanınızı haylazlıkla geçirirken ben durmadan çalıştım. Ve ne yazık ki sizler gibi sorumsuz, anlayışsız kişilere öğretmen oldum. Ne kadar zavallısınız ki benim gurur duyduğum şeylerle sizler alay ediyorsunuz. Acıyorum sizlere. Acıyorum. Hayrola kızım? Ne oluyor? Artık dayanamayacağım efendim. İstifa ediyorum. Ya, kararın kesin mi? Evet, yapamayacağım. Ya bakayım. Otur şöyle. Otur, otur. Anlat bakalım, ne oldu? Başlangıçta çok güzel duygularla geldim buraya. Ama olanlar bütün güzellikleri sildi, süpürdü. Olmayacak şeyler yaptılar, sesimi çıkarmadım. Alay ettiler, duymamazlıktan geldim. Gururumla oynadılar, sustum. Ama son yaptıkları terbiyesizlik sabrımı taşırdı. Sanırım haklısın. Sen iyi bile dayandın. Biliyor musun? Ben de öğretmenliğimin ikinci gününde istifa etmiştim. Sonra kendi kendime bütün gece düşündüm. Doğru muydu acaba yaptığım? Bir eğitimcinin görevi sadece ders vermek, sonra da karşılaştığı ilk engelde bozguna uğrayıp kaçmak mıdır diye. Hiçbirisi değil. Önemli olan mücadele etmekti. Bütün zorluklarla ve engellerle. Evet, ben böyle düşündüm ve sabaha karşı istifa mektubumu da yırttım attım. Kaçmadım, mücadele ettim. Şimdi yıllar sonra verdiğim bu karardan çok memnunum. Sen ne yapıyorsun bakalım? Kaçıyor musun, yoksa kalıyor musun? Kalıyorum. Her yemekte mercimekle makarna. Zehirleneceğiz be. Mahmut Hoca. Gene ne var? Müdür beye söyleseniz de başka yemek çıkarsa. Olur, söylerim. Vallahi hocam hepimizin bağırsakları bozuldu. Anlıyorum. Neden bu kadar pinto oldu bu sene müdür bey hocam? Bilmem, kendiniz sorsanıza. Hem yemekten daha mühim bir konu var. Sanırım bugün çok kötü bir şeye sebep oluyordunuz. Semra öğretmen istifa etmek istedi. Biz bir şey yapmadık ki hocam. Madem yapmadınız, öğretmenliği bu kadar seven, üstelik çalışmak zorunda olan bir insan niçin istifa etsin? Ne bilelim hocam, belki de okulu beğenmemiştir. Hayır, sizleri. Daha doğrusu davranışlarınızı beğenmedi. Bana bakın, bundan sonra ayağınızı denk alın. Çocuklar, Semra öğretmeni size çiğnetmem. Çekiştirmek gibi olmasın ama arkadaşlar biraz gevşek davranıyorlar. Teşekkür ederim. Biraz gayret etseler kimse kopya çekemez. Bakın bana, 30 yıldır tek bir öğrenciye kopya biraz çektirmedim. Bilmez olur muyum efendim? Geçen yıl görmedin mi? Affedersiniz efendim, rahatsız ettim. Hatırlıyor musunuz, bana bir sözünüz vardı. Ne sözü Semra Hanım? Yazılı yoklama yaparsam bana yardım edecektiniz. Aa, elbette. Bu
Bu dersi yazılı yapmak istiyorum da. Olur kızım, dersin de boş zaten. Sen de böylece nasıl kopya çektirilmez öğrenmiş olursun. Çok teşekkür ederim. Dikkat et lan, bir yerini kesme. Tamam mı Güdük, rahat mısın? Çok rahatım. Güdük ne yapıyor sobanın içinde? Soruların cevaplarını sobanın içinde yazacak. Hepimizin kağıdını nasıl yazar? Oğlum kopya kağıdı kullanacak. İyi ama sobanın içi karanlık. Bu ne bu? Ha o mu? Fener. Evet, şimdi anladım. Bana bakın, geliyorlar. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar, kağıt çıkartın, yazılı yoklama yapacağım. Sıraların üstünde başka hiçbir şey bulunmasın. Buyurun. Yazın. 1. Divan şiirinin türleri. 2. Kaside nedir? 3. Leyla ile Mecnun'un ana temasını açıklayın. Kopya çekmeye kalkanın canını yakarım. Bana kül yutturamazsınız. Dikkat! Kimse kıpırdamasın. 5, 4, 3, 2, 1, 0, başla! Semra Hanım, sakın gözünüzü benden ayırmayın, kıpırdama! Sen, önüne bak! Sen, gözünü kağıttan ayırma! Bu adamlara dikkat etmek lazım! Ya bu boyuna benim kağıdıma basıyor! Sus, konuşma! Sağa bakmak yok, sola bakmak yok,